Mangal nasıl yakılır? Çok ünlü mangal ustasından şu an mangal nasıl yakılır üzerine çıraları koydu. Tıpkı bir ateş yakarcasına çakmak dışıyla. Minik bir alev. Küçük küçük. Farkındaysanız çıraları küçük küçük. Peki burada kömürleri böyle bir köşe almanızın nedeni nedir yani? Ya şimdi kömürün çok dağılması. Evet. Sahil abicim. Kömürün çabuk yanmasına sebep. Biz bunu bak normal şartlarda sigaralı bir ateşte daha böyle sette yaptık. Çok yani daha da set yapabildik. Mesela şöyle göstereyim sana. Tabii. Bu şu kömür dağılmaz, hava almaz. İstediğimiz gibi kontrollü olur. Tabii. Yani kömürü yakarsın ama kömürü tutabilmek önemli olandır burada. Yani. Mangal makinemiz ne kadar hoş. Onun üstü var da çıkardık onu bak. Tepesi de var ya. Yani. Yandık sanırım. Evet şimdi yan bacanı. Ellerinizde kömür kömür olmuş. Tabii bak. Demek işte bu böyle. Mangal işçi değil. Biraz tutuştum abi. Bir iki tane ince kabuk. He. Yani neden bu ince kabuk? İnce kabuk. Neden hocam? Daha kabuk. Çabuk yanar. Daha çabuk yanar. Daha çabuk yanar. Hemen harlar. Bir iki tane. Çok ateşi de boğmayacaksın. Hava almazsa yanmaz. Doğru söylüyorsun. Bunun daha hızlı yanmasını istersen, mesela bir örnek. Şu an elimizde burada yok. Ama bildiğimiz borular yok mu? Hani baca borusu çekiyor. Evet. Soba bacasının borusu. Atın 30 santim bacayı koyduğun zaman bir koridor oluşturuyor. Aynen. Daha çabuk hem hava almasın. Hava daha yani. Hani her taraftan eşit bu sefer dağılım olur. Ama biz böyle yapabiliyoruz. Tabii tabii böyle olur ya. Sıkıntı yok. Evde herkes nereden boruyu bulacak yani? Evet. Soba mı kaldı? Allah'ını seversen. Allah'a sen. Peki. Volkan Usta. Kömürümüz ne kömürü? Kömür abi meşe kömürü. Meşe odun kömürü. Meşe odun. Bunlar Ayvacık'ta abi. Çanakkale. Güzel bir kasabamız severiz. Ayvacık'ta. Gel gel ateş yakma tekniğini öğren. Mangal yakma işine bak. İnce ince başladı ince ince. Böyle gazete kağıdı falan bunlar işimiz. Gerek yok abi gazete kağıdı olur ama gazete kağıdı hem çabucak harlar ve kalan tortusu etrafı batırır. Bu, bir iki parça çıra. Bakma şu an bu bile yeter. Ben ateşimizi büyütüyoruz biz. Aynen. Bir iki parça çıra yeterdi. Ben şu an biraz video çekiyoruz ya şekil olsun tabii fazla koyuyoruz yani. Yoksa daha minik bile gider yani. Aynen. 2-3 parça çırayla işi çözersin. Harika. Bak nasıl büyüdü alev. Bak küçücük bir şeyden başladık. Kocaman bir ateşe dönüyor. Bunu tut ki her gün yaktığımızı düşün mesela. Tabii. Bu şimdi bizim evde keyif mangalımız. Her gün yaktığımızı düşün. Evet. Akşam giderken şöyle bir iki parça şunun gibi şöyle küçük birkaç parçayı yanmış birkaç parça da böyle yanmamış kömürü koyacağız abi külün içerisine. Tabii. Onu da sonra çekeriz. Tabii. Koyacağız. Onu da harladı mı? Harladı. Hafif böyle kendine geldi. Külle örteceğiz abi. Sabah geldik külü açtık mı? Mis gibi yanan kömürümüz içinde. Kaldı yani devam edelim. Kalan közümüzü alacağız buraya kömürümüzü dökeceğiz. O zaman çıraya da gerek yok. He. Közleri üzerine atacağız. O zaman burada kül tutmanızın nedeni bundan mı? Tabii. Kül abi mangalda kül olacak. Olacak. Tabii. Altında açık bırakırsın. Hava alır. He. Otomatikman da çabucak yanar. Şimdi bunu da atıyorum bir 3 kilo et pişirirsin. Rakamlar belki afaki olur. Bir de böyle çok hava alırsa yarım kiloyu daha zor pişirirsin. Ama biz 3 kiloyu keyfe gider pişiririz, güzel pişiririz. Öbür türlü aynı kömürle bilmeyen adam bir yarım kilo da et pişirebilir. İstediğimiz o değil. Bayağı. Onda ben çözdüm ya durumu. Oyalıyorum, oyalıyorum. Bavulları say bavulları. Kokoreç iyidir, herkes yemeli. Ben birinden çözdüm olayı. O bavulun en son hani zart güç bela adam böyle bir yer altında kalıyordu orada çözdüm olayı. Dedim ki keşke o geçerken foçu yaptım üstünü örttüm biraz daha. Yok şu an hani bu kısmı çekmişsin de bu ekstra hani ben hızlansın diye hızlansın. Şimdi. Hızlansın. Aynen. Normalde bak zaten gördün tutuştu. Hani baca yok ya şimdi bu ince hiç yerlemeye de gerek yok farkındaysan. Hani bu tutuşsun hızlansın diye bir iki parça daha ilave ettim yoksa zaten tutuştu mangalımız. Bu hızlandırma tekniği. Biraz yansın sonra yine izah ederim dedik sana. Hani işin hani efendim millet işte şey döküyor, jel döküyor. Bilmem abi gerek yok. O sırf kanser abi. Kanser. Kesinlikle bak. Bak bunlar dikkat ediyorsan bak öyle hani bak langır langır kömür değil. Hani o delikli şeyin kömür var, sıkma kömürler. Ortası delik hani daha uzun kullan daha uzun yanıyor diye. Evet. At bununla
şu kömürü yarım saat idare ediyorsa o kömür 2 saat idare ediyor. E bunun da bir yanma süresi var abi. Hani buna gerek yok yani. Bu ne yapıyorlar? Tozu sıkıştırıyorlar. Sıkıştırma kömür. E nasıl sıkıştırıyorlar? İlaç kullanıyorlar. Ondan sonra yak onu burada. Pişirdiğimiz ete ne koyarsan koy. Yani yazık. Geçiyor. Abi yazık. Sırf kanser ya gerek yok yani öyle bir şey. Ama tabii. Bak nasıl halde. Ticari bak. Düşünüyorlar. Bak Ali nasıl diyor. Alttan yine yolunu buldu. Yolunda bir şey oldu. Olur olur. İnce ince ağırlar içsin diyor. Dedim ya ona gerek yok diyor. Arasına koydum. Bu arada iPhone'u tutuşturuyorum. iPhone'da isteyeceğim, istiyorum şu an. İsli iPhone. Burası bizim berdiş mutfağı Salih abi. He? Burası bizim berdiş mutfağı diyorum. Tabii. He. Tabiri caizse. Caiz mi acaba? Caiz. Çok büyük teknik verebiliyoruz. Şöyle mangal yakmak sanatı. Bugün abi, mangal yakarım diye adamın bunu biliyor olması lazım. Şimdi mangalı inan abi herkes yapıyor. Ama hani mangal kömürü herkes yakar ama kömürü idare edebilmek gerçekten bir sanat yani. Tabii. Eti bir şekilde pişiriyorsun. Biraz daha az, biraz daha çiğ pişiriyorsun ama şu mangalı idare edebilmek gerçekten bir sanat. Biz dükkanlarda ilk önce bunları öğretiriz yani arkadaşlara. Mangal yakması. Önemli olan biz hiç beceremiyoruz. Kardeşim siz nasıl yakıyorsunuz? Biz hiç beceremiyoruz. Bütün tavuk kanatları yakıyorum, kapkara oluyor. Ateş harlıyken koyuyorum, hepsi yanıyor, içi pişmiyor. Çok zor işimiz. Az önce bahsettiğim mevzudan aslında. Fazla harlıyorlar. Şimdi bir mangalın önemli şey müzik. Tabii, müzik önemli. Ama terife girer. Bir kelam açayım mı? Abi bu yapsak da olur, yapmasak da olur. Bu sadece hızlandırma amaçlı yapıyoruz. Başka bir şey değil. Yani kendine atak oldu. Şuradan bir iki parça yanmışları, yanmamışların üzerine atıyoruz. Atıyorum. Bir iki tane de yine yanmamış da koyuyorum. Bir iki parça yanmamışlardan, onlar da harlasın ama iki tarafı da hem küçüklerden hem de boğmadan. Birkaç parça. Birkaç parça. Küçük. Çabuk harlasın. Renk. Bazı şansını denklesin. Büyükten ateş böceği bahçede bu akşam. Nedir? Abi bak işte gördüm. Kaç dakika oldu. Yine ortada. Açtın, yaydın. Yine yaydım. Yine bir tarafa bu sefer yağmamışları topladım yine. Yanmışları karıştırdım. Hafif de yerliyoruz. Bak hava durdu farkındaysan. Evet. İnce bir esin. Yine herhalde hanımefendiler şimdi bize. Bir daha söyler misiniz? Abi biraz domates işte bahçeden. Bir acı biber. Birkaç parça da peynir yapalım da. Mangal başında boş durmayalım yani ince. Tabii. Yollanalım. Bu da mangalcılığın bir adet. Yani her şeyin ritüeli var yani. Fener yaptık bunu ya işte bak böyle. Üstte şapkası var. Ufak şiş kokmuş da olur falan filan. Ha böyle bir şey ya. Her yollar sala bizde biliyorsun. Burada Atan kardeşimize söylemek istediğin bir şey varsa. Kardeşimi seviyorum. I love you Atan. Bak nasıl söyledim ya. İngilizcem biliyorsun Atancığım iyidir. Çok iyi. Anam ateş böceği gibi coştu. Coşkuya geldi. Bir cümbüş adeta. Bir de hocam mangal yapmayı sevmek lazım değil mi? Böyle yakmak keyif falan. Alacaksın abi. Bu işten keyif alacaksın. Tabii. Bak ne güzel yandı bak. Oluyor bana gerek hocam mangalın harlanması ve adam olması için. Abi mangalı 15 dakika yeterli. Şu şöyle bir ateşim belki bir kısmı da 15-20 dakika yetersin. 15-20 dakikada yani yeterli. Yakmadık. Üstten yapıyoruz. Üstten gidiyoruz. Ha. Ara ara düttükçe altta için yanacak. Ama şimdi bazı değil ya işte komple yanmadı işte karbon monoksit salgılıyor falan öyle bir şey yok. Yani zaten bu önceden yanmış bir kömür. Doğru. Bu için aşağı 28-30 gün. Zaten yanmış. Tabii o Kızıldere çadırları gibi böyle çadırlarda. Yakılıyor. Aynen. Üstünde sadece ufak bacası var. İçin yanıyor orada bu. Yani meşe odunları için yanıyor. Zaten o ilk şeyini atıyor üzerinden o karbon monoksitini şimdi. O yüzden böyle ekstra hani insanları zehirleme gibi bir şey yok. Ev kömürü değil yani onunla karıştırılmasın. Biz olduk abi. Kenarları da 3-5 dakika. Bu arada yakalım.
Buradan takıyoruz ince ince. Tabii canım, ince ince. 5 dakika, 3 dakika. Böyle ince ince Yasemin geliyor. Gönlümüzden hepimizin geçti o. Hepsi Avrupalı, Avrupalı olmamızın avantajları mı değil mi? Dezavantajları mı? Bu teknikler Fransız tekniği galiba. Tabii tabii, kapak da işte bu. Lo kapak. Lo kapak. Lo kapak yazıyor. Aynen. Annemin tümüş kapaklarını değil mi? Abi. Nasıl zor bir ateş, bak bak. Yanıyoruz Fuat abi. Hadi bakalım, Demet akalım diyor. Geldiler, alan da yedi. Teyzen karşıdan baktı. Orada aslında alan da yedi diyoruz, alan da yedi diyoruz. Yanıyorum hayatım. Yanıyoruz. Evet, orada var olan bir takım hareketler. İçecekleri, geri kalan içkileri topluyoruz. Al yanarken, tam yandıktan sonra zaten yan... Mangalımız kararmaya başladı. Mangalımız yanmaya başladı. Saat çok ideal oldu. Gördün bak, ince ince hiç başka ekstra bir durum yapmadan yandı. Atabilirsin mi üzeri hareketlerimi? Tabii tabii, aynen şimdi. Mangalımız yavaşta. Aparatında. Şimdi bu. Şeyimizi yapalım. Abi koyduk. Salih abicim. Hayırlı olsun. 3-5 dakika ısınsın. Tabii. Bir terleyeceğiz sonra tekrardan. Tabii. Bir yağ alacağız. Ateşini hazır. Ondan sonra mal hazır abi. Tamam, hadi hayırlı olsun. Hadi bakalım. Teşekkür ederiz. Ne demek abi? Memnuniyetle. Her daim. Herkes çekmeniz kalır. Yanıyorum lan. Bildiğin yanıyor. Başka bir şey çekmiyor da. Yani her yerde şekeri kibar çekti yersin. Yani her yerde şekeri çekti ama her yerde özellikle de Fırça'da falan özellikle kibar çekti elinde bu kadar yiyemezsin. Belki bahçe sabah bu kadar giyemez. Yolda bakıyor belki de. Çok iyi satıyor kız ya. Ne gibi? Çok eziyormuş kızı. Ne diyor? Yok kızı şimdi. Eziyor musun? Afiyet olsun. Thank you.